Türkiye'nin en güzel mekanlarında, Bodrum, Kuşadası, Foça, Fethiye gibi turistik bölgelerinde İngilizler, Fransızlar, Almanlar, İtalyanlar, her milletten insan çılgınca eğleniyor. Alkol, uyuşturucu, gayrimeşru ilişkiler ve her türlü sapkınlık ise özgürce yaşanıyor. Gençlerimiz de onlara hizmet ediyor, alkollü içecekler sunuyor, her türlü hizmette bulunuyorlar. Ülkemize gelerek her türlü sapkınlığı yaşayan bu dejenere turistleri ise adli makamlar hiç izlemiyor, telefonlarını dinlemiyor, müdahale etmiyor. Turizm adı altında her türlü harama göz yumuluyor. Turistlerin konforları hiç mi hiç bozulmuyor. Alkol ve uyuşturucu sınırsız kullanılıyor. Homoseksüellik, fuhuş gibi haramlar pervasızca işleniyor. Bir yanda vicdanları yaralayan bu tablo, diğer yanda ise vatan millet aşığı, yerli ve milli gençlerimiz. Devletin bekası için ömürlerini adadıkları, iman hakikatleri, Kur'an müjdeleri anlattıkları, Darwinizm ve materyalizme karşı en etkili mücadeleyi verdikleri, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı en güçlü şekilde savundukları için İngilizlerin devletinin uşağı bir çetenin kumpasıyla hapsedildiler. Dindar, namuslu, vatansever, aslan gibi delikanlılar ve genç kızlar 9-10 metrekare karanlık, küflü, böcekli zindanlarda sadece bulgur ve nohutla yaşatılıyor. Bu gençlerin zindanlarda unutulup, çürüyüp yok olmalarını isteyenlerin asıl amacı Sayın Erdoğan'ı yalnızlaştırmak, hükümeti etkisiz hale getirmek ve ülkemizi parçalamaktır. Bir yanda her türlü haramın özgürce yaşandığı mekanlar, diğer yanda ise dindar oldukları için acımasızca ezilen vatansever gençler. Görüldüğü gibi Deccaliyet, İngilizlerin devleti kurduğu bu zulüm sistemini zevkle seyrediyor. Zulüm gayretullah'a dokunur. Bu hakkaniyetsiz iki farklı uygulamaya da basınımızın sessiz kalmaması, resmi kurumlarımızın alet olmaması, devletimizin de bir an önce bu zulüm sistemine son vermesi gerekir. Yüce Türk Devleti'nin yüksek adaletine güveniyoruz. Türk mahkemeleri Deccaliyet'in bu oyununu bozacaktır.